arkadaşlarımız Avukat Can Atalay, Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman'ın da içinde olduğu 7 kişi 18 yıl ağırlaştırmış hapis cezası aldılar. Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası ve tutukluluğu da devam ediyor. Arkadaşlarımız duruşma salonunda tutuklayarak aldılar ne yazık ki. Bu aslında şunu gösteriyor. AKP iktidarı kent suçlarıyla beslenen bir iktidar ve bu iktidarın kent suçlarına karşı mücadele edenlere bile tahammülü yok. Demokratik bir ülkede yaşamıyoruz. En öncelikle hedefimiz bu ülkenin demokratik bir ortamı sağlanıncaya kadar hep birlikte mücadele etmek. Aksi takdirde bu hepimizin başına gelebilecek. Yıllardır gezin yargılanamaz dedik. Yargılanamayacağını bugün buradaki kitle göstermeye çalışıyor. Bütün yasaklamalara, bütün baskılara rağmen insanlar buraya insanlar kapalı olma ihtimalini göze alarak geldiler. Herkese bunu görmek zorunda. Aslında o dönemin başarısı, o dönemin kazananı olan halktı. Dolayısıyla o gün Gezi'de yan yana durduklarımızın hepsinin bugün burada bir yeri var muhakkak. Çünkü hepimizin Gezi'de bugün oturacak bir yeri varsa o gün o mücadeleyi başlatan arkadaşlarımızın sayesinde bunu unutmamak gerekiyor. Gezi yargılanamaz diyoruz. Buradaki afiş gibi Cemal Süreyya'nın lafında kimse dokunamaz bizim kesinlikle. Gayet barışçıl ve şehir hakları için yapılmış bir direnişti. Arkadaşlarımızın da yanındayız ve hala aynı şeyleri soruyoruz. 2022 yılı çok kritik bir yıl bizim toplumumuz açısından. Büyük bir değişime ve dönüşüme gibi büyük bir toplumsal buhran içerisinde yaşıyoruz. Ve uzun süreden beri bu değişim ve dönüşüm içerisinde gidici olan iktidar kendisinin bu memlekette kalıcı olması için baskılarını arttırmış durumda. Özellikle Gezi davası da bu anlamda ifadesini. Buna rağmen bu gidişi durduramayacaklar, biz kazanacağız. Hukuku değiştireceğiz. Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan, objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalardan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 2013 Haziran'ında Gezi Parkı'ndaki o rengarenk dayanışmacı anlayışı sahiplenen Türk yurttaşları özgürlük ve demokrasi talebiyle ülkemizin geleceğine umut olan Türk kurumları darbecilik gibi akılsız ithamlarla lekelemek istenen Gezi'nin gerçek tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gezi'ye sözünü ve sesini katan milyonlar adına ülkemizde adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü ve doğa kent katili rant projelerine karşı duruşu simgeleyen başta